6 Ekim Perşembe, Yeni Selcan Taşçı İktidara göre iktidarın hali İktidar partisine göre CHP başörtüsü konusunda samimi yahut dürüst değil. Gerekçesi CHP mensuplarının bu konudaki geçmiş söz ve eylemleri. Bu mantıkla geçmişte Türkçülüğün bölücülük olduğunu savunan, karşımıza Türklükle çıkmayın diyen yahut milliyetçiliği ayaklar altına aldığını ilan eden veya MHP'lileri ırkçı, kafatasçı, ayrımcı gördüğü alenen beyan eden, şeytani anlayışa hizmet ediyor varsayan AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nı kurarken samimi ve dürüst temellere dayanmış olma ihtimali var mı? Peki ya geçmişte kökten binasip ve zürriyetsiz ifadeleriyle hedef aldığı, çırak bile olamayacak yetersizlikle olduğunu avaz avaz haykırdığı, MHP'yi küçülten adam diye andığı, MHP Genel Başkanı ile işbirliğinde samimi olma ihtimali, yine AK Parti'nin dünkü grup toplantısında ortaya koyduğu mantıkla, geçmişte PKK'nın terörist bir örgüt olmadığını, İmralı'daki PKK başı Cani Öcalı'nın Türkiye'nin önünü açtığını, Kürtlerin lideri olduğunu, hatta milli bir duruşu bulunduğunu savunan, çözüm sürecinde PKK'lı teröristler ellerinde silahlarla karakolun önünden geçip el sallarken askerin onlara hiçbir şey yapmadığı bir ortam oluşturduklarını tekraren itiraf eden, valilere PKK'ya operasyon yapılmaması talimatı verdiklerini yine tekraren itiraf eden, Doğu ve Güneydoğu'daki atamalarda dahi PKK'ların tavsiyelerini dinlediklerini açıklayan bir iktidarın şimdi terörle mücadele konusunda samimi ve dürüst olma ihtimali olabilir mi? Geçmişte Gülen cemaatine ne istedilerse veren, Ankara'yı parsel parsel tahsis ettiklerini itiraf eden Gülen'i bu ülkenin yetiştirdiği en kıymetli insanlardan biri bilge bulan iktidar partisinin onunla mücadelesi samimi olabilir mi? Aynı mantıkla geçmişte PKK'lıları kendi topraklarında hak mücadelesi yapıyor varsayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun önemli bölümünü Kürdistan diye tanımlayan, 1915 için özür dileyerek soykırım iftirasını kabul eder bir tutum içine giren, Atatürk'ü ayyaş ilan eden, Cumhuriyeti katil olarak etiketleyen, andımızı kaldıran mesela, Böyle bir iktidarın şimdi hakkında terörle yan yana algısı oluşturmaya çalıştığı muhalefete karşı yerli ve milli atarlanmaları ya da mesela hak ve hürriyetlerinin takipçisi oldukları için çürük, sürtük diye hakaret ettiği bir topluma hak ve özgürlük vaadi samimi ya da gerçek olabilir mi? AK Parti'nin en yetkili ağızdan açıkça ortaya koyduğu mantık bizatihi AK Parti'ye uygulandığında ortaya çıkan sonuç Trajikomik olsa da yedi öldür hakkını yeme. Bu kadar kırılgan camdan bir evde oturup da rakibini camını kırarak alt etmeye kalkışmak da her baba yiğit olmayan enteresan bir cesaret örneği. Adrenalin seviyorlarsa demek ki